Hangi film hangi zamanların yeni bölümüne hoş geldiniz. İBB Miras, İstanbul'un unutulmayı yüz tutmuş yapılarını İstanbullulara tekrar kazandırmaya devam ediyor. Eski zamanlarda Ceneviz evleri de olarak adlandırılan Halis Sanat Merkezi'ndeyiz. Yanımda kamufle var. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Burası çok yakın zamanda bir sanat galerisi olarak tekrar hizmete açıldı. Bayağı güzel, otantik. Evet, eski İstanbul'da aslında çok hissedebileceğimiz bir yerdeyiz, Balat'tayız. Bizimle konuşmak için hangi filmi seçtin bugün? Ah güzel İstanbul. Al askerlerin resmini kutuya, sonra çıkarıp atalım suya. Karanlıktan çıkıp fotoğraf haline gelsinler, inşallah ötekilere benzemesinler. Oo. Şöyle söyleyenlerden misin? Ah güzel İstanbul diye bir iç çekişle, özlemle. Evet, İstanbul'luyum, benim memleketim İstanbul. O yüzden tam dediğin şekilde bir ah çekiyorum. Filmin ismi zaten böyle bir özlem, işte bir hüzün de barındırıyor aynı evet. Zamanda. Bir sesleniş, bir uyanış. Eski bir Hanzade ailenin evladı işte Haşmet İbriktaroğlu. Onların bir tane yalısı var. Onun müştemilatında kalıyor. Zamanında yemişler, bitirmişler varlığı, yokluğu. Haşmet İbriktaroğlu böyle çok şık bir beyefendi. Tam bir İstanbullu ama eski yalısının müştemilatında bir baraka gibi bir yerde yaşayan ama fotoğrafçılık yaparak hayatını kazanan, çok da hayatı umursamayan, artık ununu elemiş bir adam, yani efsane bir karakter. Fotoğraf sanatçılığı yaptığı yerde Ayşe ile karşılaşıyor, Ayla Algan'ın oynadığı. Haşmet, Ayşe ve başka bir karakter olarak İstanbul var filmin evet. İçinde. İşte Haşmet kendini kaybettikleri, yitirdikleri, elinde olan ve yapmayı reddettikleri üzerinden tanımlayan bir karakter. Ayşe ise heves ettiği, elde etmeye çalıştı ve geride bıraktıkları üzerinden. İzmir'den İstanbul'a geliyor falan. Kendini tanımlayan. Aynen. Yani. Daha ve yani orada vesikalık hatıra fotoğrafı çekeceği yerde böyle artist pozları vermesi falan çok komik gerçekten. Evet. Bu yanıyla İstanbul'da karakter olarak şöyle görüyoruz biz İstanbul'u. Yaşadığı değişime direnmeye çalışan, aynı zamanda ayak uydurmaya çalışan ve fakat hiçbir şekilde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen bir karakter olarak var. Kesinlikle öyle. Ve hikayeyi çok güzel bütünlüyor ve şöyle bir şey de var filmin bence çok cazibeli taraflarından bir tanesi. Sabri Alış'ın oynadığı Haşmet karakteri sık sık seyirciyle konuşuyor. Evet. Kameraya bakıyor. Evet. Bunlar işte özdeşleşmeyi çok yıkan, işte seyirciyi filmden uzaklaştırabilecek detaylar. Ama bence tam tersine. Seyirci, hani mesela ilk filmin başında çorbacıda çorba içtiği anda hikayesini anlatması, böyle arada esnemesi falan, efendim bilmem ne deyip muhabbete girmesi kameraya bakarak, bence çok seyirciyi tam tersine ekrana çeken bir şey bence Beyaz Perde. Ah Güzel İstanbul'da yapılan şey ilk defa hem seyircinin alışık olmadığı bir şey hem de oyuncunun alışık olmadığı bir şey muhtemelen. Evet. Ama işte Sadir Alışık karizması gerçekten kurtarıyor. İnanılmaz. Yani bir insan bu kadar mı jilet olur dedirtiyor gerçekten insana. Bir gün iftira ettiğini anlayacaksın. Senden başka kimseyi sevmedim ben. Beni öpmeyecek misin? Öyleyse Allah'a ısmarladık. Peki sen filmi ilk izlediğin zamanı hatırlıyor musun? İlk izlediğimde muhtemelen 11-12 yaşlarında falandım. Televizyonda oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ama ilk izlediğim an aslına baktığında 10 yıl önce falan. Yani olgun kafamla, her şeyi idrak edebileceğim kafamla ilk izlediğim zaman internetten açıp izlemiştim. Çünkü bende büyük bir eski şeyler izleme hastalığı vardır işte. Eski videolar, eski konserler, eski filmler, zaten Yeşilçam akarım, çok severim yani. Sadri Alışık'a da ayrıca bir hastalığım var. Muhtemelen 8 ya da 10 yıl önce böyle vay be diye izledim yani. Vay be olmuştum yani gerçekten. Peki neydi seni yakalayan şey filmde? Ya beni yakalayan şeyi o adamın çok kalender biri olması. Parayla pulla artık hiçbir derdi yok. Hayattan sadece beklentisi samimiyet. Hayatımda harbi net insanlar olsun. Zaten başımı sokacağım bir barakam var. Az çok bir köşede fotoğraf çekip çorba paramı kazanıyorum. Akşam işte meyhanemde takılıyorum. Yani çok mütevazi. İnsanlarla gayet kibar konuşuyor. İşte mesela iş bulmaya gidiyor bir yere. Eski aile dostu, herif bankacı, holdingçi olmuş. Onun yanına gidiyor. Vay diyor Haşmetçim diyor, nerelerdesin? Halbuki işi Sadri babaların ailesi yapmış çocuğa. Hani binayı dikmiş, işi vermiş falan. O ona Sadri Baba'ya patronluk paslıyor gibi, birazcık üstten konuşuyor gibi, üst perde. Sadri Baba da böyle şey oluyor.
Allah Allah, bu çocuk diyor neydi, ne oldu ya falan diyor. Kalkıyor gidiyor, neyse diyor, ben bu işi yapamayacağım diyor. İş arıyor ya kendine. Mesela oradaki şeyi, bohemliği beni çok çekiyor. Ben de birazcık öyle bir adamım. Hani böyle beni darlayacak işe çok gelemiyorum ben de. Parayla pulla da çok şeyim yok. Yani bir şekilde değirmenimiz dönüyor. Sadece hayatımızda böyle iz bırakan, hayatımıza gerçekten güzel anılar bırakacak insanlar olsun çevremizde. Sırtımızı yaslayacağımız bir dost duvarımız olsun. Kafi diyor yani. Gerisi zaten insanlığın gerektirdiği şeyler. Bir insana yardım etmek, işte gayet kibar olmak, mütevazı olmak, empati kurmak. Bunlar zaten bir insanın bence karakterini böyle oturtması gereken, hayatında olması gereken davranışlar. O yüzden beni çok çekiyor yani. Ah Güzel İstanbul'u 15 kere falan izlemişim. 15-20 kere izlemişimdir. Her şeye yeniden başlıyorsun Haşmet. Miskinliğe paydos, kaytarmak yok. İlk iş hiç hoşuna gitmese de eski hatırlı dostları bulmak. Sendeki sevgisi artıyor mu? İşte ne bileyim. Çünkü şeydir ya böyle, sevdiğin şeylerde kusur görmemeye başlarsın. Tamamen böyle gittikçe dokunulmaz bir yere gelir. Sendeki farkındalıklar nasıl gelişti? Şöyle, aslında ben kendimi deşarj etmek için izliyorum bu filmleri. Beni motive ediyor o tarz filmler. Tekrar boşa sarıp izlediğimde. Ben biraz şeyden sormak istiyorum. Bu filmin müzikleri üzerinden gerçekleşen çatışmayı, işte filmde de bir... Bir Alafranga, Alaturka çatışması var. Aynen. Evet ve popüler ol, yani kız popüler bir şarkıcı olabilmesi için müziğini batılılaştırması gerekiyor. Sen bu konuda film müzikleriyle ilgili neler söylersin? Neydi? Ben bir küçük cezveyim. Diyar diyar yerden gezerim. Kanto tarzı bir şarkı. İşte o zamanlar hafif batı müziğinin böyle Türkiye'ye yayılma olayı var. Bir daha ama işte Alaturka musikiler var, arabeskler var. Tabii o zaman arabesk yok tam olarak da. Alaturka müzik tamamen musikiye dayalı bir... Zaten musiki, mesela musiki cümlesi bana direkt İstanbul'u hatırlatır ya da İzmir'i hatırlatır falan yani. Ya da Çanakkale, yani tam Marmara geliyor aklıma Alaturka müzik dediğin zaman, musiki dediğin zaman. Ama bir yandan da işte o dönemlerde ülkenin böyle bir kapital bir dünyaya girmesi, artık kapitalizmle net bir şekilde tanışması, işte... Yurt dışından, Avrupa'dan ithalat, ihracat, aynı şekilde sanat ülkeye bir anda akın edince tabii o zamanlarda insanlar birazcık kendini batılılaştırmak istiyor. Müziğini de batılılaştırmak istiyor. Ama bir yandan da öyle abide gibi duran abiler var, hiç kendinden ödün vermeyen. Bence çok tatlı bir kapışma. İkisi de gerekli bence. Alaturka da, Alafranga da gerekli. Çünkü İstanbul'da yaşıyoruz. Yani şu diyebileceğim bir şey yok, İstanbul'da her şey var. Ama o dönemlerde işte gelenekçilerle yenilikçilerin de çatışması var. Ki Ayşe bunun en büyük örneği yani işin finaline baktığında. Ama zaten işin finaline baktığımızda ne olursa olsun çok da güzel bir tane aynen. Sonu var. Ve şunu söylüyordu, her zaman inanılacak güzel şeyler vardır. Vardır, aynen, kesinlikle öyle. Ben bir küçük cezveyim, elden ele gezmeyim. Ben bir küçük... Peki bu müzik çatışması üzerinden, müzik yaptığın taraftan soracağım. Sen ne düşünüyorsun? Bu yeniliklere ayak uydurman nasıl gerçekleşiyor? Çünkü senin yaptığın hip hop müziği sürekli kendini yeniliyor. Yani sürekli yeniliğe çok açık olman gereken. Dinleyici kitlesiyle beraber çok fazla değişmeye ihtiyaç duyan bir müzik türü bence. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Nasıl takip ediyorsun? Ya her şeyden önce biz bir batı müziği yapıyoruz. Rap müzik Amerika'dan gelmiş bir kültür. Ama bu bir sound olarak böyle. Teknoloji gelir, yeni soundlar, yeni müzik stilleri gelir. Hepsini rap müziğe aşılayabilirsin. Ama işte bir de işin içinde kalem var ya, söz yazmak. Bizim asıl olayımız hani müzik yapmak da tabii ki çok önemli ama biz şairiz aslında. Yani satırlarca söz yazıyoruz. Ve kendimize böyle benimsediğimiz müziklerin, soundların üzerine kendi hayatlarımızı kompozisyon haline getirip söylüyoruz. Tabii ki bunu entertainment olarak kullananlar da var. Şandan, şöhretten, kadından, paradan, ünden falan bahsedenler de var. Ama biz biraz daha işin hikaye yazma tarafındayız. Kendi hayatımızla ilgili, çevremizde gözlemlediğimiz insanlarla alakalı. Her zaman bir storytelling dediğimiz olayın içerisindeyiz. Sürekli hikayeler yazıyoruz.
O yüzden ben birazcık rap müzikte gelenekçiyimdir. Yani benim sabit kafam diye bir tarz vardır. 90'lar ekolünü çok severim hip hop'ta. Boom bap diyorlar buna. O sound'a birazcık daha, o konuda birazcık Haşmetli Birlikdaroğlu'yum. Yani gelenekçiyimdir. Ama yazdığımız sözler ne kadar batı müziği yapsak da İstanbul'da yaşadığımız için, Türkiye yani sınırları içerisinde yaşadığımız için esnaftan bahsederiz, anamızdan babamızdan bahsederiz, kötülüklerden, iyiliklerden bahsederiz. Derdimiz bizim İstanbul'da yani. Sevincimiz de İstanbul, derdimiz de İstanbul. Biz bu şehirde derdi mutluluğu çekiyoruz. O yüzden %100 Alaturka yazıyorum yani sözlerimi. Ah güzel İstanbul'u izleyicilerimize önermek istersen kendi bağ kurduğun noktadan hangi cümleyle önerirsin? Kalenderlik, kalender olmak. Net. Budur yani. Başka tarif edemem. Kamufle'ye geldiği için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda başka bir filmde, başka bir konukla bambaşka bir mekanda görüşmek üzere.